Merhaba sevgili girişim severler. Yine tekrar. Biz çok gülerek geldik, kusura bakmayın, pek eğlenceliyiz bu akşam. Beştekin bu akşamında sevgili dostumuz Bora Yılmaz bizimle. Ömer dostumuz trafikte takılmış, umarım gelebilir. Gelemezse kalbimizde yeri sonsuz. Numan Bayraktaroğlu, ben Ali Karabek. Bora'yı çok eski dostumuzdur kendisi. Burada görmek çok mutlu ediyor. Bu arada Kablonet'e Bilmiyorum teşekkür ediyorum beni online'a abi. çıkardığı için. Ve muhtemelen birazdan Kablonet beni kesecek. O yüzden şimdiden kendinize iyi bakın diyorum. Bora hoş geldin. Hoş bulduk hadi, hoş bulduk. Cidden çok iyi seni görmek. Teşekkür ederiz geldiğin için. Bilmukabele. Bilmukabele. Ben çok Yatırım özlemişim. danışmanlığı Evi ne demek? yatırım danışmanlığı birkaç şeyi var aslında, yönü var. Bir, yatırım arayan startuplara yardımcı olmaya çalışıyorum, danışmanlık veriyorum. İki, yatırım yapmaya çalışan adamlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada angel'lar da var, kurumlar da var. Aslında ben title işini çok sevmiyorum ama hani bir yere koymaya çalıştım. Yani nedir ne değildir diye. Yatırım danışmanlığı sanki şu anda en bana uyan şey gibi düşündüm. Çünkü bildiklerimi birilerine anlatmaya çalışıyorum. Bunun karşılığında da para kazanıyorum. O yüzden bir danışmanlık hizmeti veriyorum. Çünkü bilfiil işte zamanında yaptığım gibi sizin olduğunuz gibi fon yöneticiliği yapmıyorum. Kendim yatırımcılık yapmıyorum. Ama bir şekilde destek ekibi, destek elemanı gibi insanlara yardımcı olup, fikir verip, süreçlerde işte destek olup yanlarında olmaya çalışıyorum. Peki bu VC'den, yani sen Revo gibi oldukça ciddi bir oyuncunun kuruluşundan beri vardın. Daha sonra oradan çıktın, şu anda bu biraz daha farklı bir boyuta geldin. Gördüğün farklar neler? Yani bir VC'den neler görüyorsun? Çünkü VC olunca senin şu anda görmekte olduğun birçok şeyi tabii biz görmüyoruz büyük bir ihtimalle. Hem Çok yatırımcı yüksek tarafını fazla ihtimalle. görmüyoruz. Hem girişimcideki belli konsernleri, soru işaretlerini görmüyoruz. Nedir oradaki tecrüben? Ya şey güzel oldu, çok açık söyleyeyim. Masanın öbür tarafına geçmek bir anlamda güzel oldu. Yani girişimciyle yatırımcı arasında hani adı konmamış bir şey devam ediyor, bir kavga devam ediyor. Herkes birbiriyle arasında bir mesafe koyuyor. Bence yeteri kadar kimse de empati yapmıyor. Hani burada kendimi de katarak söylüyorum. Emin olun hani bu kimseye laf söylemek de onları biraz daha söyleriz. Birilerine laf söyleyeceksek. Yatırımcılar doğal olarak bir portföy yönetimi çerçevesinde para kazanmak üzere bir iş yapıyorlar. Bir teknik bir iş yapıyorlar. Girişimciler ise hayatlarını koyuyorlar. Her ikisinin bakışı birbirinden çok farklı olduğu noktalar var ama ortak noktası o startup'ın başarısı. Masanın öbür tarafına o geçtiğin zaman bizim yatırım dünyasındaki işte atıyorum en basitten lingoya hakim olmak ya da işte prosesi çok böyle içinde yaşamış olmak hatta tasarlamış olmak o tarafa geçti çok yararlı oluyor. Çünkü onda daha sizlerle gerçek yatırımcıyla karşılaşmadan bir şeyleri aktardığın zaman mutfakta bir şeyleri tweak edebildiğin zaman, düzeltebildiğin zaman onların hayatı çok değişiyor. Ve çok tek düze bakmadığım bir süreçteyim ben. Örneğin yatırım süreçlerinde işte girişimci başvurur, bir sürece dahil olur. Belli kriterlerinizden sizin de vardır mutlaka. O geçtikçe ilerler süreçte daha iyi tanırsınız birbirinizi. Ve inşallah o şeye kadar gider, yatırıma kadar gider. Zaten ondan sonra başlıyor hikaye. Portföyde kalırlar ve portföy yönetimi olarak gider. Exit'te de sarılarak ayrılırsın inşallah ya da sarılmayarak ayrılırsın. Girişimcinin yanına oturduğun zaman berabersin bir kere, omuz omuzasın. O yüzden daha paylaşımcı oluyor girişimcilerde. Biraz daha hani şeyi backstage'i daha rahat görebiliyorsun. Hani çok böyle sugarcoat edilmeden gerçekten problemlerin özüne inebiliyorsun. Onları fark edebiliyorsun. O yüzden ben şeyi sevdim. Girişimcilerin yanında olma kısmını sevdim. Bana yatırım değerlendirmesi, yatırımların atıyorum yatırım yapabilirlik ya da işte girişimcilerin veya startup'ın iyi olup olmaması konusunda bir şeylerin öğrettiğini düşünüyorum. Orada onlarla beraber yaşamın. Yatırımcı olarak
edindiğim ne varsa o bilgi, tecrübe vesaire, ben şu anda onu biraz daha yükselttim. Biraz daha üzerine şey koyabildim. Oradan aldığım geri beslemelerle. Keyifli geçiyor. Yatırımcılara gittiğim zaman da şimdi orada biraz daha mekanik bir iş var. Angel'larla çalışıyorum birkaç tane mesela. Hiç bilmiyorlar. Yani bizim süreçleri, nasıl yatırım yapacaklarını, bir portföy kurmayı, portföy kurması gerektiğini. Genelde hep işte bir kere de yatırım yapayım, ondan sonra da o milyonları lira döndürsün gibi bir hayal var. İşte onları anlatmakla geçiyor. Biraz daha bendeki bilgiyi aktarma şeklinde. Orada şeyi de görüyorsun tabii. Hani o angel'ların beklentileri. Biraz daha front row experience oluyor onların adına. Şimdi birkaç tane Türkiye'de şu ara şey çok yoğun. Mutlaka size karşılaşıyorsunuz. İşte CVC kurma, CVC hareketleri vesaire. İşte oralarda güzel sohbetler oluyor. Kurumların içinde neden CVC kurulamayacağını anlatmakla geçiyor biraz zamanım. Hani neden kurulmaması gerektiğine ya da kurulursa en azından hani nelerin üzerine kurulması gerektiğini. Keyifli, verimli oluyor. Kurumların bakış açılarını görmek, beklentilerini görmek, biraz daha behind the curtain, hani arkada neler oluyor onu anlamak. O açıdan çok keyifli. Yatırımcı olduğunda, yani sizin pozisyonunuzda olduğunda, zamanında sizin pozisyonunuzdayken her şey bize biraz şey geliyor, sugarcoat geliyor doğal olarak. Çünkü herkes yatırım almak istiyor senden. Zaman kısıtlı, proses yeteri kadar uzun değil. Çünkü uzattıkça sakız oluyor ve her şeyi görmem mümkün değil. Bu arada her şeyi görmek zorunda mı? Sonunda tartışırız zaten. Bazı şeyleri bir yerden sonra da kesip atman lazım bence. Keyifli, güzel. Böyle. Peki şey söyleyeceğim, burada keyifli, güzel, tamam, şurada protokol olmayan taraflarını görüyorsun. Peki şu anda nasıl devam etmek istiyorsun, ne yapacaksın bundan sonra? Orası biraz şekilde mi devam edersin? Bu arada bir ışık geliyor galiba, perdeyi biraz çekeyim, sıkıntı olmasın. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Yapamazsın böyle. Olabilir. Vallahi çok rahat yaptım. Fark ettin mi bilmiyorum ama yaptım. Abi danışman olunca böyle oluyor işte. Bak kalkıp yapıyorsun işte. ya çok açık söyleyeyim. Nereye gittiğini ben de bilmiyorum. Hani bir yere gidecek yüksek ihtimalle. Çünkü ben Revo'dan ayrıldıktan sonra biraz ara vermek istedim. Özellikle bir boşluk bıraktım, bir es bıraktım. Sonrasında da biraz zor bir sıkıntılı bir dönem geçti. Sağlık, pandemi vesaire hepsini koyduğunuz zaman. Şimdi onlardan çıktım. Biraz daha böyle kendimi üretken hissettiğim, bir şeyler yapmaya niyetli olduğum bir zamandan geçiyorum. Hatta bu çerçevede işte geçen ay Bora'yla Startup Saati diye bir şey açtım mesela. Sırf hani biraz daha bir şeyler paylaşayım, biraz daha bir şeyler vereyim diye. Nereye giderim yemin ederim bilmiyorum. Hani ben çünkü şu anda Ali uyardığı için tekrar fark ediyorum. Bu bir canlı yayın, bizi izleyenler de var ama iki arkadaşımla sohbet ediyorum şeklindeyim. Hakikaten tasarlanmış bir şey yok. Şimdilik bendeki bilgi birilerinin işine yarıyor. Benim zamanım, paylaşmanın matematiği, bunlar birbirini tutuyorsa ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Birileri benden o yardımı istediği sürece. Sonrası Allah kerim. Peki geriye dönüp baktığında, şimdi eskiden dark side'daydın. Şimdi bu hangi side oluyor? Light side mi oluyor? Pink side mi oluyor? Danışmanlık bilemiyorum artık da. Özlediğin var mı bir şey? Yani o zaman bak şu iyiydi, değerini bilemedik dediğin bir şey var mı? Şu çok güzel Ali. Hani fon yapısı, elinde yatırım yapma kudreti çok güzel bir şey. Benim de çok beğendiğim işler var. Ama ben sadece sidekick'im en fazla. Hani etrafında işte o işi bir şekilde yapmaya çalışan adamın yanında yardımcı olmaya çalışan enstrümanım. Ama yatırımcı olduğu zaman o oyunu ileriye taşıma gücün var. O müthiş bir şey bence. Beğendiysen o anda işte şeyi kesip hani o
relation'ı ilişki bir adım öteye taşıyıp o şeysiz hani bir yere gitmeyen belki yani kendi içinde gelişen ama yatırım veya süresi anlamda bir yere gitmeyen bir şey ileriye taşıma. Biri işte sıfırı bir yapma gibi bir kudretim var. O çok değerli bir şey. Onu fark ettim. Hani o fonda olmanın en büyük avantajı oymuş. Tabii angel'lar için onu fark ettim ki o daha güzel bir şey. Yani şimdi fonda dediğin zaman bir investment komite, bir yatırım komitesi var, partnerler var. Bir deal'ı, bir startup ortaya getirdiğin zaman hep beraber değerlendiriyorsun. Kabul eden var, reddeden var. Ve o masadan olumlu çıktığı zaman yatırım yapabiliyorsun. Ona rağmen o bir kudret. Angel'da ise daha da güzel. Angel tamam eyvallah dediği anda yarın parayı IBAN'ına yollayabiliyor. Bu müthiş güzel bir şey. Yatırımcı dediğin adam bizde şey gibi anlatılıyor. Narratif çok hoşlanmıyorum. Asıl kahraman hep yatırımcıymış gibi anlatılıyor. Ben asıl kahramanın yatırımcı olduğuna inanmıyorum. Yani hep böyle şey yatırımcı işte böyle şey olarak anlatılıyor. Peşinden koşulan işte yatırıma ihtiyaç var bilmem ne. Tam tersi aslında startup'ın peşinden koşuluyor ve startup oradaki hikaye. Yani girişimciyi de oradan şey yapıyorum startup'la birleştiriyorum sadece girişimci değil. Startup orada değerli olan entity, yapı vesaire. Onu var edebilmek, onu böyle hani bir şeye dönüştürebilme kudreti yatırımcının elindeki çok çok güçlü bir şey ya. Müthiş güzel bir şey. Ve kablo devreye girip parayı kesti galiba. Yok geldim. Hala Ali bizimle. Tamam. Şeyi soracağım. Bu Ali'nin biraz önce bahsettiği bu şey var. Yeni bir zaman geçiyorsun girişimcilerle falan. Bunun biraz backstage'ini anlatır mısın? Ne oldu? Biz sadece birçok arkadaş burada tweetlerini gördü senin. Hı hı. Ne yaptın? Kaç kişiyle konuştun? Nasıl zaman geçti? Bir daha yapar mısın? Ne öğrendin bu süreç içinde? Ya iki parçalı aslında. Bir tanesi ilk parçası zaten işte bu benim danışmanlık olarak yaptığım, para kazandığım kısım. Yani normalde hali hazırda yaptığım iş. Bunu işte belki son bir yıldır yapıyorum. Ama onun dışında şöyle bir durumum var benim. Ben olabildiği kadar şeyden yazmaya çalışıyorum. İşte Twitter'dan, Medium'dan, hepsi onları LinkedIn'den paylaşıp bütün dünyaları birbirine yaklaştırmaya çalışıyorum. Çünkü herkesin ortak bilgi setine erişirse daha iyi kararlar alacağına inanan naif bir adamım ben. Bizdeki bilgi asimetrisini yani yatırımcı tarafındaki bilgi asimetrisini doğru bulmuyor. Yani yatırım süreçlerini biliyor olmak aslında bize bir fayda sağlamaması lazım. Girişimci eğer bu süreçleri daha iyi bilirse aslında bu çok daha akışkan olabilecek. Çok daha hızlı ilerleyebilecek. Ben buna çok değer verdiğim için çok uzun zamandır bir şeyler paylaşıyorum. Süreç nasıl olur, term sheet nedir, yatırım nedir, fon nedir, bilmem ne nedir. Çıktıktan sonra danışmanlıkların haricinde hemen hemen attığım tweetten sonra veya paylaşımdan sonra ya da hiç alakasız out of blue sürekli bir şey geliyor bana. Bir e-mail geliyor, bir mesaj geliyor, bir DM geliyor. Abi bizim şu işimize bakar mısın? Abi işte şey yapar mısın? Bir kısmını alamıyorum. Yani şeyden dolayı alamıyorum. Hani dediğim o sağlık vesaire zamanım yok bunu yapmaya. Hani işleri de koyduğun zaman. Bir kısmını almak da istemiyorum açık söyleyeyim. Hani almak istemiyorum. Doğru bulmuyorum. Çünkü şu bana çok yanlış bir soru gibi geliyor. Abi bizim işe bir bakar mısın? Aa ben kimim, neyim? Hani neye bakıp da şey yapabileyim? İkincisi bizim işe bakar mısın? Aslında o kadar büyük bir soru ki. Veya bir kahve içelim. 20 dakikada anlaşırız abi. Ben 20 dakika siz dinleyemem bile. Yani dinlemeye kalksam en az bir saat ben dinleyeceğim. Bir saat ben konuşacağım. 2 saatten bahsediyor olmamız lazım. En az ki verimli, interaktif bir şey yapalım. Öyle olunca onlara da cevap veremiyorum. Ve artmaya da başladı. Bir de geçen ay böyle çok boş bir zamanım vardı. Ne kimseye danışmanlık verdim, ne şey yaptım. Ama tatil anlamında da çok bir şeyler yapmadım. Yani ya dedim bunu pro bono bir şey yapayım ama çok koşulsuz bir şey yapayım. Kimse benden bir daha bir şey istemesin. Ben de kimseden bir şey isterim. Çünkü şeyi de çok duyuyorum. Hani danışmanlığa saygı duyuyorum. Birileri bir emek harcıyorsa emeğinin karşılığında para kazanmak zorunda. Ama belli bir şeyin ötesinde de hem kalitesiz
içeriye veya kalitesiz desteğe belli seviyenin üzerinde para ya da hisse ya da bir şey verilmesini de doğru bulmuyorum. O yüzden ona da karşı böyle bir şeyle, protest tavırla diyeyim. Dedim ki pro bono isteyen varsa ben 2 saatimi ayıracağım. Neysem, yani ne biliyorsam onu aktaracağım, sizin tarafınızda olacağım diye bir şey attım, tweet attım. 145 kişi başvurdu 24 saat içerisinde. Daha doğrusu 145 firma başvurdu. 145 firma 24 saat içerisinde kapatmak zorunda kaldım. Yani açık bıraksaydım gerisi geliyordu ve çok fazla da abi lütfen açar mısın tekrar diye mesaj aldım. Üzüldüm de çünkü hani 5 firmaya sadece happy topu 2 saat pro bono bir danışmanlık veriyorum aslında. Verdiğim çok da hani ehemmiyetli bir şey değil. Devamını yapamadığım için üzüldüm. Toplamda da 11 firmaya verdim. Yani 5 diye yola çıkıp 11 firmaya. Toplasan da işte bir kısmı birer bir kısmı ikişer saat olmak üzere yaklaşık 30 saat, 25-30 saat civarında bir şey harcadım. Süper. Harcadım değil, bir zaman verdim. Bence çok keyifli geçti. Ben şey yapıyorum, bu tür sohbetler sonrasında mutlaka bir değerlendirme anketi gönderiyorum. Sağ olsunlar, işinize yaradı mı diye sordum. 5 üzerinden 4.6 almışım 11 girişimciden. Bu benim için çok değerli, yeterli bir skor. Demek ki işe yaramış, onlar da işlerine bir parça katkıda bulunabilmişim. Mutlu oldum, bunun mutluluğuyla iyi hissettim. Tekrarını yapacak mıyım bilmiyorum. Yapmalı mıyım? Sanırım yapmalıyım. Böyle bir aradayım, o zamanı kurgulama aşamasındayım aslında. Ben şeyi merak ediyorum, sen geçmişte hem girişimciliği tatmış bir insansın, hem VC, evet, Venture Capital yatırımcılığını yapmış bir insansın. Türkiye'de ilk yer dersin bu konuda. Bugün olsa, girişimci olsan neyi farklı yaparsın? Tekrar VC dünyasına dönmek istesen neyi farklı yaparsın? Girişimcilik yaptığım zaman da girişimcilik falan yapmıyormuşum. Ben çaycıymışım aslında ama kendimi girişimci falan zannediyormuşum. Hakikaten bir girişimci de en fazla çaycı olabilirmişim ben. Kendimizi çok böyle şey zannediyoruz. O işe başladığımız zaman. Bu arada gayet karlı çay girişimleri var biliyorsun. Yo o manada demedim. O girişimcinin çaycısı. Yani bir girişimin çaycısı olabilir. Çünkü girişimci dediğin adam kendisine o girişimci sıfatını yapıştırdığı zaman hemen o bütün superpower'lar geliyor falan zannediyor. Hani öyle bir şey yok. Evet, içeride bir girişimcilik DNA'sı olmak lazım girişimci olmak için ama sonrasında da bazı meritler, bazı yetkinliklere de ihtiyaç var. Onların bir kısmı bence sonra da edinilebilir şeyler. Ben çok başka türlü yapardım. Çok başka türlü bir girişimci olurdum. Çok hata yaptım çünkü. Hatalarımı da sonradan postmortem anlayabiliyorum tabii hata olduğunu. Her şeyin başı takım. Yani ne yapar yapar takımı en iyisi kurmak için elimden geleni yapardım. Hani her şeyi bırakır takımdan başlardım. Takım. Sonrası bir şekilde düzeliyor. Sonrası toparlanıyor çünkü. Ben ilk başta işte solo flyer biraz yani zaten güçlü adam kendim yaparım şu bu işte para da kazanıyoruz uçarız gideriz modundaydım. Hayır, benim yanımdaki her kaliteli adam benden daha kaliteli adam o girişimi çok iyi noktaya getirir. Yatırımcı tarafında ise dedim ki işler çok binary değil. Bence şey için biraz kendimizi fazla yoruyoruz yatırımcı tarafında. Bunu çok fazla şeyde yatırımcıda ya da yatırımcı adayında gördüm. Bu iş şimdi hep başarısızlığı öncelik alıyor. Yani cost basis ya maliyet tabanlı olarak bunun ne kadar maliyetli olduğu konuşuluyor. Valuation ne kadar yüksek olduğu konuşuluyor. Ya da olası işte başarısızlık senaryoları konuşuluyor. Ama şeyi daha fazla konuşmak lazım. Opportunity, fırsatı, potansiyeli daha fazla konuşmak lazım. Bence burada bir balans var. Hani bir problemli bir denge var. Ben tahmin ediyorum yani onun içerisinde olsam biraz daha öyle bir adam olurdum diye düşünüyorum. Süreçleri kısaltırdım. Süreçleri uzun yapmanın bence kimseye bir yararı yok. Kısaltmak, biraz daha hızlı hareket edebilmek lazım. Aylar mertebesindeki şeyi mümkünse daha hızlandırmak lazım. Nasıl cevabını sorma bilmeden söylüyorum. Süper, Ömer geldi. Ya çok özür dilerim. Hem de sözünü kestim ama İstanbul trafiği herkesin özür diliyorum. Hoş geldin. İyi ki geldin.
Özlemiştim hem de. Tam zamanda kaldın. Tam zamanında geldin Ömer. Çünkü ben eminim kopacağım önümüzdeki 10 dakika içerisinde. Teşekkürler kablo. Öyle mi? Sizin interpolü devam ediyor. Bu ikisini tek başına bırakacağım diye bakıyordum. Yani bu orayı. Okey, peki. İdare ederiz teknik sıkıntılarla, trafik sıkıntılarıyla. İyiyiz, gayet iyiyiz. Şimdilik güzel. Yayını götürüyoruz. Hiç problem yok bence. Tamam. Sen herkes neler yayını anlatıyordun bakalım? Ha, tam şeyi söylüyordum. Ali diyordu ki tekrar yatırımcı ya da girişimci olsan neler yapardın? Galiba senden eko yapıyorum ben. Dur bir dakika. Benden mi? Ama sen mute yapınca da ben seni duymuyorum. O yüzden konuşurken mutlaka açman lazım. işaret diliyle de anlaşıyoruz sonuçta. Velhasıl böyle hani yatırım tarafında biraz şeyleri, el frenini bırakmak lazım bence. Çok da böyle konservatif, çok da böyle korumacı davranmamak lazım. Bence potansiyeli gözden kaçırıyoruz. Ben hep böyle ilk başlarından itibaren öyleydim. Biraz daha hani pesimist diyebileceğin bir şey dedim. Hani neden olmazı çok sorgulayan bir adamdan nasıl olur'a evrildiğimi düşünüyorum. Ne yaparsam olur, ben yatırımcı olarak nasıl destek verirsem olur, olursa ne olur beni artık daha çok heyecanlandırıyor. Ben böyle bakıyorum yatırım artık. Peki şunu sorayım. Hiç beklemediğin bir paraya kavuştun yarın. İnşallah. Neyse, o para. Çok ciddi bir para. yatırımcı mı olursun, LP mi olursun fonlara korumak için, VC'lere melek mi olursun, girişim mi açarsın bir tane kendine? Bu dünyadan kopamayacağını varsayarak soruyorum bunu yani. Girişimci olmayacağımın cevabını net verebilirim sana. En azından ne olmayacağımdan başlayayım. Girişimcilik commitment işi. Yani parayla yapma vesairesinden bahsetmiyorum. Bu bir commitment işi. Yani kişisel anlamda ne verdiğinle alakalı. Ben hayatsal anlamda bir girişimcinin vermesi gereken commitment'ı verebilecek bir dönemde olduğuma inanmıyorum şu anda. Onu veremem. Ben çünkü 24 saat işiyle yatan bir adam olmak istemediğim bir zamandan geçiyorum. Girişimci maalesef böyle olmak zorunda. Bu başarıya getirir getirmezden bağımsız bu arada. 24 saat çalışmanızın garantisi başarı olacak diye bir şey yok. Yani sonucunda mutlaka başarı garanti diye bir şey yok. Benim için zaten problem o. 24 saatini verdiğin hayatının tamamen bu iş olduğu, bir iş olduğu durumda eğer 5 yıl ileriye sardığında çok başarılı olursan gelecek para beni heyecanlandırmıyor. Başarısız olursan zaten başarısız oluyorsun. O kötü senaryo. Çünkü iyi senaryoda 5 yıl boyunca hayattan kaybettiklerini kefeye koyduğunda ben o paranın o 5 yılı karşılayacağına inanmadığım bir zamandan geçiyorum. Biraz kafa dediğim gibi dinginliğinin olduğu şu anda biraz böyle kendime döndüğüm bir zamandan geçtim. Şimdi belki bir sene sonra konuştuğumuzda başka bir şey konuşuyor olabiliriz ama şu anda girişimci olmayı düşünmezdim. Net LP olurum. Çok açık söyleyeyim eğer param şeyse net LP olurum VC'lere. Bunu hiç böyle ikiletmeden söylüyorum. Siz olduğunuz için yayında olduğu için de söylemiyorum. Kimseye de pas atmıyorum. Bunu çok içten söylüyorum. Çünkü Türkiye inanılmaz bir bence potansiyelin üzerinde oturuyor yatırım dünyası olarak ve başarılı olabilmesi için benim işte o hypothetical param gibi çok paranın oyuna girmesi lazım. LP'lerin artması lazım. Qualified işte işi bilen LP sayımız çok az zaten. Onu arttırıyor, onu geliştiriyor olmamız lazım. Sizin iyi LP'lere sahip oluyor olmanız, sizin daha fazla sayıda yatırım yapmanızı, işte daha fazla para koyabilmenizi vesaireyi sağlayacak. Bu da sonuçta startupların zaten büyümesini sağlayacak. Melek yatırım yapar mıydım? Kesin yapardım. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Şu dönemde şimdi birçok arkadaşlar, yatırımcı adayı arkadaşla sohbet ederken en konuştuğumuz şeylerden bir tanesi yatırımla trade aynı şey değil. Türkiye'de yatırım gibi gözüküyor ikisi de ama aynı şey değil. Hisse trade'inden bahsetmiyoruz burada. Yani
girip böyle bir hafta sonra, bir 10 gün sonra işte şu kadar artacak da ise işte şöyle olacak böyle, onu yapmıyoruz. Yani biz, siz de biliyorsunuz, 5 yıl 10 yıllık betler yapıyoruz. İşin içine uzun vadeli giriyoruz. Trade ettiğin zamansa çok böyle anlık, hani hisse hareketlerini takip edebildiğin, teknik analizlerle izleyebildiğin, efendim şöyle bir sinyal aldığında işte uçacakmış dediğin, borsada oynadığın paradan bahsediyorum. Şu anda o kadar garip bir zamandan geçiyoruz ki, pandemi döneminde dışarıdaki hisselerin getirisi inanılmaz. Ve çok kısa dönemlerde inanılmaz. Şu anda bir angel olarak ağzının suyu akmıyor. Yani normal bir startup investment yerine bir trade, işte hisse, normal işte Apple'dır, Amazon'dur vesairenin peşinde koşmak sanki şu anda daha şeye geliyor. Ne denir? Fruitful gözüküyor. Daha böyle para kazandırır gözüküyor. Bu dengenin bir tekrar düzelmesi lazım. Çünkü bence startup yatırımının en temel özelliği işte sizlerin konuştuğu metrik IRR mesela. İşte yıllık internal return rate. %20'ler, 25'ler, 30'lar. Bu her sene bu kadar getirmek demek. VC'nin sattığı bu zaten. 10 yıllık vadede her yıl %30 getiriyor demek. Şimdi Nasdaq bu sene getirir de seneye ne olur belli değil. BIST bu sene getirir de seneye ne olur belli değil. Bu volatilite olduğu sürece VC yatırımı, daha doğrusu startup yatırımı bence çok değerli bir şey. İşte 100x, 500x getirme potansiyelinin yanında paçalda baktığın zaman bir VC fonunun 3x, 5x getirme potansiyeli bence paramı yatırmaya değer bulduğum bir yer. Ama şu anda 6 ayda 3x yapan işte hisse var, Tesla var, yani ne olduğu belli değil. Hani o yüzden paramı hani girişimci olmam, VC'ye kesin koyarım, angel yatırımlar yaparım ama başka türlü de değerlendiririm gibi gözüküyor. Numan Ömer, yani soru, soru var mı? Ömer'den soru geliyor. Buyurun efendim. Korkarak açtım mikrofonu. Ya şey, ya kafe bar açmıyor muyuz onu, yok, soracaktım o parayla abi. Da. Yok, açmayalım. Şu dönemde açmayalım. O... Bence güzel. Yani şu mi? Anda kötü, onu kötü yatırım. Ama işte ucuza yer kaparız belki. Gayrimenkule de yatırmayalım yani. Hani Türkiye'de çok parası olan herkes gidip gayrimenkule yatırıyor. Lütfen artık gayrimenkule yatırmayalım. Yani o kadar dediği, Ali'nin dediği kadar para olsa gayrimenkul önünden geçmem ya, öyle söyleyeyim. Net yani. Zaten o hani ekonomik krizin en büyük şartlarından, yani sizler benden daha iyi biliyorsunuz bu konuları, hani o gayrimenkuldeki supply and demand'den kaynaklanmıyor mu? Yani burada bir şey, burada bir bubble var, yani işte İspanya'da, var. İtalya'da gördük. O bubble patladı, var. Patlayacak. Aynen öyle. Yani ben, benim o kriz anlamında en çok korktuğum şey o gayrimenkul bubble'ının patladığı an oluyor ama. Bir de şey, o bu borsa dedin, orada sadece bir gözlem yapmak istiyordum. Bir şey, bilmiyorum hiç dikkat ettiniz mi, bu geçen iki hafta önce galiba Kodak'ın hisseleri bir bayağı bir fırladı. Onu takip ettiniz mi? Çünkü yani Kodan normalde bizim bildiğimiz Kodan iş modeliyle, iş planı, yani işiyle alakası olmayan bir yerde yani Covid ve pandemiyle ilgili bir takım araştırmaları yapmak üzere hükümet parası gelecekti. Ondan sonra bir de SEC araştırmaları falan çıktı. Orada bir garip şeyler döndü ama o bana şey çok ilginç gelmişti yani. Bütün yani bu hisse çıktı, sonra tekrar düştü. Düşmeden önce ha ulan helal olsun Kodak'takileri. Hani o iflas etmiş, bizim case study olaraktan anlattığımız bir teknoloji şirketini ne güzel pivot ettiler diye bir hikaye olacak sanmıştım. Yani koskoca şirket pivot ediyor. Kodak'ın biliyorsunuz fikir mülkiyet portföyü de yani milyar dolara satıldı bu arada, şey iflasında. Ama bak ölmedik, geri geldik diyorlar sandım ki olmadı. İşte borsada oynamak şu anda daha verimli olabilir derken o hikaye aklıma geldi. Bir onu paylaşmak istemiştim. Yok, o manada demedim. Bu maalesef şey yapan, yani borsadaki grafikler çok kafa karıştırıcı elinde para olan adam için. Şu anda VC ya da startup investment ile karşı karşı. Çünkü baktığınız zaman sizin yaptığınız iş, yani yatırımcı olarak yaptığınız iş LP'nize bir asset class sunmak. Yani yatırım enstrümanı sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki gel paranı bana ver. Bana verdiğin zaman işte gidip mevduata yatırma, gayrimenkule yatırma. Öyle demiyoruz bu arada. Ben düzelteyim yani. Biz bana da ver diyoruz. Bana, evet evet. Mutlaka. Çok çok doğru söylüyorsun.
bana da ver diyorsun. O bana da ver kısmında şu anda çok garip bir, çünkü şirket dediğin anda Apple'da bir şirket, Google'da bir şirket, Facebook'ta bir şirket, Tesla'da bir şirket. Küçük işte girişimcinin şirketi de şirket. Şimdi normalde beklediğin Apple'ın yılda iki kat büyümesi değildir. Hani mantıken değildir. Ama bir girişimcinin yılda 5 kat büyümesini, 10 kat büyümesini beklersin. Sıkıntı bugün yılda 2 kat büyüyor. Geçen sene 1 trilyon dolar olan Apple şu anda 2 trilyon dolar. Bu bir problem. Hani kafa karıştırıcı olan kısmı o demeye çalıştım o. Yoksa şey yapalım demedim, hisseleri gidelim demedim. O şirket, çünkü özellikle konuya hakim olmayan LP adayı ya da yatırımcı adayı hemen bu şeyde karşılaşıyor. Bu dar şeyde karşılaşıyor. Tamam, şirkete yatıracaksak gidelim daha safe bet'e yatıralım. Safe bet istiyorsan o zaman gidelim VC'ye yatıralım. Şu o zaman portföy yönetiyorsun. Yani gidip bir tane yapmayalım. İşte X.com şirketine yeni startup bir şey yapan AI powered şu şirketine yapmayalım. Çünkü ne olacağı belli değil ama gidelim 212'ye verelim o parayı. 212 çünkü o AI powered işte .com şirketinin zaten bakmıştır. Ya seçmiştir ya seçmemiştir ama portföyünde onun bir iz düşümü vardır zaten. O yüzden diyorum VC'yi hiç düşünmeden götürür gider yatırırım yani. LP olurdum. Tabii hypothetical bir paradan bahsettiğim için şu anda dağıtması kolay. Dağıtması kolay. O bir para geldiği zaman konuşuruz. Aradınız mı, oraya ulaşılamıyor olabilir o şeydi. Tabii sen çünkü Bali'de balık tutuyor olacaksın o sırada. Çok yüksek ihtimalle. Çok yüksek ihtimalle. Uydu telefonundan ararsınız beni. Bu arada bir sorumuz var. Bilmiyorum bunu nasıl şey yapacaksın. Ekrana getirdim. Anıl'dan. Daha önce yatırım yaptığı girişimler için sadece bir yatırımlık yatırım bütçesi olsa hangisine yatırım yapardı? Yani portföyümden söylemem lazım bunu. Söylemediklerime ayıp olur. O yüzden ben bunu söylemeyeyim. Çünkü aslında Anıl'ın sorduğu soru şöyle doğru bir soru. Hepsine zaten bir yatırım bütçesiyle zaten unicorn olacakmış diye yatırım yapıyorsunuz. Belki girişimcilerin en yanlış anladığı konulardan bir tanesi de o. Lütfen siz de beni düzeltin. Sadece ben konuşmayayım burada. Yatırımcıların hiçbiri ya bu da portföy dolsun diye yatırım yapmıyorsunuz. Ya da portföyde 15 tane söz verdik sırasına işte eklesin diye yapmıyorsunuz. Ya da işte bu da olmaz ama diye yapmıyorsunuz. Mutlaka onunla ilgili bir plan, bir gelecek öngörüyorsunuz ve onun da çok başarılı olacağını düşünüyorsunuz. Parayı sadece bir param varmış gibi o parayı veriyorsunuz. Yani en azından öyle verdim hep bugüne kadar ama yolda işte bir şey oluyor. Makro, mikro, şirketin kendiyle alakalı bir sürü bir şey oluyor. O startup başarılı olmayabiliyor. Ben bugüne kadar yaptığım yatırımların hepsinden mutluyum. İyisiyle kötüsüyle. Hani çünkü hepsinden ben bir şey öğrendim en azından. Girişimciler de evrildi. O sürece giren girişimci de başarılı da başarısız da olsa aynı girişimci çıkmadı. Demek ki yatırımcı görevini yapmış. Eğer ki LP'ye sonuçta veya yatırım VC fonundan bahsediyorsak yatırımcı arkadaki yatırımcıya da para üretebiliyorsa, kar üretebiliyorsa, bahsettiği ayranları getirebiliyorsa, return'leri getirebiliyorsa o zaman doğrudur deyip geçmek lazım. Ya, orada bir şey tam katılmadığım bir şey var. Hani melek olaraktan başka mesele ama bir VC olaraktan her şeyi hani en azından biz böyle hepsi unicorn olur diye yatırım açıkçası yapmadık. Mutlaka. Yani şey yani o her fonun kendine göre bir hani risk dağıtımı var. Portföyünde istediği riskler elbette var. Elbette. Yani işte mesela elbette bir ben diyorum ki şimdi bunu sallıyorum ama benim portföyümde 3 tane hani low risk, low return şirket olsun. Orada zaten benim unicorn beklentim yok. Ama şunu diyorsun değil mi? Aslında teşekkür ederim düzeltmeme izin verdiğin için. Şunu demeye çalışıyorum ben. Senin portföyünün hani VC istatistiği diyor ya %50'si batacak diye. %60'ı. Aa bu batacak diye yatırım yaptığın oldu mu? Ha yok tabii. Demeye çalıştığım. Okey tamam. Demeye çalıştığım bu. VC'nin çünkü mutlaka bir oyun planı var. İşte bir tanesini unicorn olarak istiyor, 100x istiyor, öbürünü işte orta seviye istiyor, risk dengesinde oturttuğu şeyler var. Bir portföy bu yüzden yönetiyor zaten. Temel olarak VC'nin artısı bu. Yani bir VC'ye LP niye girer?
bilmem kaç bin tane şirketi değerlendirip o portföyü oluştursun, structure etsin diye girer. Yoksa dediğin gibi ona da girelim, buna da girelim diye şey olur. Aa, bunlar da batacak zaten, şirketin şeyin yarısı batacak. Hani bu yarışmalarda şey var ya, elemek için adam alıyorlar. Onun gibi bir durum yok ki. Yani bunu eleriz sonra falan diye, hani sırf şey de olsun, ekipte olsun diye bir durum yok yani. Bu biraz şey gibi oldu hani, derler ya adam okumuş, kazaların çoğu eve bir kilometre kala olur da diye, eve bir kilometre kala park edip yürüyerek gidermiş eve. Yani bilmem hani 10 şirketten 9 zaten batacak, 9'unu sallayayım bir tanesine yatırım yapayım, olmuyor her şey. Aynen öyle. Bir de burada şöyle bir şey var yani, bilmiyorum, birçok insan o hatayı yapıyor da yani şu anda mesela ben o soruyu, Anıl'ın sorusuna şöyle bakıyorum. Yani diyelim sen 10 tane veya 5 tane yatırım yaptın bundan 3-5 sene önce. O zaman da o şartlarda o elinde olan donelere göre karar veriyorsun. Ve o anda sen iyi karar, doğru karar verdiğini zannediyorsun. Şimdi ve o zaman bir daha geriye dönüp, yani şu anda değil de yani o zaman yine aynı kararı, aynı şartlarda, aynı dönemlerle yine aynı kararı verirsin bence. Söylediğin şey çok doğru. Bir süredir şeyle uğraşıyorum. Karar verme prosesleriyle uğraşıyorum. Yani yapmaya, tasarlamaya değil de hani o tasarımları anlamaya çalışıyorum. Dediğin çok doğru. Herkese şöyle naçizane bir şey tavsiye ediyorum. Herhangi bir karar alırken, ki yatırım çok büyük bir karar. Yatırım VC olduğunuz zaman LP'nin sorumluluğu aldığınız için çok çok büyük bir karar. Girişimci penceresinden de yatırım almak olarak baksınlar buna. Bu kararı alırken bu kararı neden aldığına dair, içinde ne hissettiğine dair, çevresel koşulların ne olduğuna dair, şirketin o anki durumunun ne olduğuna dair lütfen bir kağıt yazsınlar. Yani desin ki ben şu anda bunu alıyorum. Bunu aldığım için bir kere atıyorum, yatırım alıyorum girişimci olarak ve şey hissediyorum, trapped, sıkışmış hissediyorum, mecbur kaldığım için alıyorum yazsın. Ya da çok mutluyum çünkü 212 bana işte el attı, yatırım yapıyor diye yazsın, ne hissettiğini yazsın. Ya da şu anda biz önümüzde 3 aylık paramız kaldı, batmak üzereyiz, o yüzden bu yatırımı alıyoruz. Ya da önümüzdeki şey belli ama biz işte şuradan şuraya sıçramak için alıyoruz. Makroda durum bu, işte dolar bugün bu, işte Amerika'da şu diye yazsın ve kenara koysun. Çünkü senin dediğin gibi 3 sene sonra, 1 sene sonra, 6 yıl sonra tekrar döndüğünde kararları o günün şartlarıyla hiçbirimiz değerlendirmiyoruz. Hep bugünün şartlarıyla değerlendiriyoruz ve postmortem yaptığımızda da şey diyoruz. Ay, ne kadar dandik yatırım yapmışız, yapmışsın, yapmış, niye bu parayı aldın? Abi bir dakika, o bugünün şartında yanlış görünüyor olabilir ama aradaki şeyi ben yapmadım ki. Aradakini bilemezdim zaten. Ben yarın ne yemek yiyeceğimi bilmiyorum. Yatırım aldığımdaki bak şeyime. O yüzden genelde şu yapılıyor. Yatırımcıdaki problemlerden bir tanesi de o. O anı hatırlamadığın için, atıyorum şirkete 1 milyon dolar verdiğin için şirket kötü durumda aslında. Devam etmemen lazım. Follow on investment yapmaman lazım. Ama paranı da ekliyorsun. Bu sefer o 1 milyon doları kurtarmak için bad money after bad money koymaya başlıyorsun. Çünkü karar mekanizmaları birbirinden kopuyor. Bence müthiş bir şey söyledin Numan. Hani müthiş pas atmış oldun. Bu benim çok ehemmiyet verdiğim bir şey olmaya başladı. Karar, özellikle büyük kararlarda. Onu bir kenara yazıp kendimi tanımaya çalışıyorum. Ben bu kararı neden aldım? Ne kadar zamanda aldım? Baskıyla mı aldım? Kendim mi aldım? İşte motivasyonla mı aldım? Gibi gibi. Bence sonrasında bu çok yol gösterici olacak. Peki kaçırdığın kim var? Oo, çok kişi var ya. Çok kişi var. Buyurun, dinliyoruz çokları. Ya şey değil. Ve niye kaçırdın? Yani o gün itibariyle yaptığın analiz mi, işte bu deminki şeyi yaparsak, taslağı kullanırsak, o günkü Bora nasıl kaçırdı, bugünkü bak işte, çok açık söyleyeyim, bir tanesi korkudan kaçırdı. Yani neden işte bak şeyde bir hareket daha yaptım, canlı yayında neler yaptım. Heyecan. Değerlemesi şusu busu baktığın zaman o analizlerin sonucunda sanki o etmiyormuş gibi görüp o hareketi yapamadığım için kaçırdım. Ya da
yeteri kadar hızlı olmadığı için kaçırdım. Yayın koptu mu, ben mi koptum? Yayındasın, devam ediyorsun. Sen... Evet, süper. Çünkü üçünüz de dondunuz şu anda. Ben yok, çok heyecanlı. Böyle. Çok heyecanla dinliyoruz tamam, böyle. Süper. İlgiyle dinliyoruz, o yüzden donmuşuz gibi gözüküyor. Ekranda donup kaldık. Yok yok, bence gayet donduğumuz bir sıkıntı var. YouTube'da böyle mi gözüküyor bilmiyorum da. Bence kablonet yapmıştır bunları diye düşünüyorum. Olabilir. Dönersek dediğim gibi bir kısmı korkudan, bir kısmı prosesten. Yani girişimciyle aynı timeline'a oturamadığın için, yetiştiremediği için, kendi şeylerin yetişmediği için oyunun dışında kalıyorsun bazen. Bazen de girişimci seni istemiyor. Yok diyor, teşekkür ederim, ben senden almak istemiyorum diyor. Bu birkaç tipte kaçırma var. Ha, bunun içerisinde iyi kaçırmalar da var, kötü kaçırmalar da var. İyi kaçırmalar, iyi ki girmemişim çünkü bir şey olmamış. Ama oradaki şey soru, girmediğim için mi olmamış, olmadığı için mi girmemişim, olmayacak mıymış zaten falan, o biraz karmaşık. Kötü kaçırmalarsa işte adama işte birkaç milyon dolardan girebilecekmişsin, adam şimdi birkaç yüz milyon dolar olmuş. Küçük nüanslar, küçük iletişim problemleri bile o deal'ın kopmasına sebep olmuş. Onlara üzülüyorsun tabii. Benim de bir anti portfolyom var kenarda tuttuğum. Yani yatırım yapmak istediğim ama bir şekilde o deal'ın olmadığı. O anti portfolyo hiç fena değil yani. Beni üzüyor. Ama isim alalım. FOMO yapmamak. İsim vermem. İsim vermem. Niye? Olur mu öyle? Ya yapmadım. Kime yapmadın? Üç tane söyle en azından. Ne olacak ki? Yapmadım. Yok, yok yok. Yani hiç isim vermeye gerek yok. O çünkü şeyi de etkiliyor. Yani benim Revo dönemime de denk gelir. Okey, tamam. Ve sansürledi birisi, müdahale etti. Konuşacak az daha diye. Konuşacaktı ve keser. Biriniz arayın bu orayı, kaçsın, geliyor siyah helikopterli adamlar, susturacaklar. Evet. Aa, arkadaşlar. İşte, Five Tech TV'de gördük dersiniz. Kusura bakmayın, elimizde olmayan sebeplerden dolayı konuğumuzu kaybettik. Konuğumuzu bulursak umarım bir gelecek. O sırada istiyorsanız biz biraz soru bakalım. Şeyden Twitter üstünden bir sorumuz vardı, hatırlıyor musun? Faruk Şahan'dan Rolling Fund. Okay, Rolling Fund hakkında ne düşünüyoruz diye bir soru vardı, doğru mu? Evet. Ben hızlıca isterseniz şey yapayım. Çok yeni bir konsept değil. Bu arada Rolling Funds, AngelList'in teknoloji sayesinde çok daha kolay ayağa kaldırabildiği bir platform. Bilmeyenler için nedir Rolling Funds? Normalde bir tane VC fonu kapanışı vardır. Nedir o? Der ki ben işte 100 milyon dolar bulacağım. Çünkü şu tipte yatırımlar yapacağım. 100'den daha fazla bulursam şu işte 150'ye çıkarım. En fazla minimumda da 50 bulacağım. Bu elimdeki planı yapmak için der ve yola çıkar. Fonu kurar ve kapanış tarihi vardır. Bu zaten close end fund bunların ismi. Ve daha sonra da o parayı harcamaya başlar. Rolling Fund veya bunun bakarsanız BECO, aslında buna benzer bir yapıydı en başta. Permanent Capital Vehicle da denilen bu gibi şeylere. Yani devamlı para içeri alabilen, devamlı içeri para alabilen ve bundan dolayı aslında tek fonu yaparsa ve başarılı olursa devamlı o fonu büyütebilen bir yapıya daha çok benziyor. Rolling Funds'lar özellikle son zamanlarda AngelList sayesinde tekrardan gündemimize geldi. Bence özellikle hem LP yatırımcısının, yani fonlara para veren küçüklü büyüklü yatırımcıların fazla olması gereken ve oldukça fazla da deal flow'un, çok da fazla startup'ın olduğu ortamlarda Amerika'da, belki İsrail'de bakarsanız, İsrail'de işte aslında Our Crowd bu gibi bir, aslında ismi Rolling Funds değil ama Our Crowd'ın aslında yaptığı da aynı şey. Çeyreklik bazda, gerekirse aylık bazda veya gerekirse yıllık bazda veya opportunity, fırsat bazında bu fonları kurup
tekrar tekrar kapatmadan bir sonraki, bir sonraki, bir sonrakini kurarak hızlı devam etme. Umarım bizim coğrafyamızda da, Türkiye demiyorum. Çünkü Türkiye'den önce bence bu coğrafyayı kavrayan, kapsayan bir Rolling Founds olması lazım. Çünkü Türkiye veya Orta Doğu, Türkiye, Doğu Avrupa'da tek başına bir Rolling Founds'ı ayağa kaldırıp orada devam ettirebilecek ne yatırımcı ne de girişimci derinliği maalesef var. Yakından takip ediyoruz. Arkadaşımıza bu soru için çok teşekkür ediyoruz. Umarız yararlı olmuştur. Farklı düşünceleri varsa ben duymak isterim bu arada kendisinden. Çünkü aktif olarak baktığımız bir alan dedim ve Numan'ı da mı kaybettik? Sıra sende Ali. Bora'yı arıyorum sıra, ben. Siz devam edin lütfen. Sana geliyorlar. Okey. Ben de koparsam Ömer tek başına şarkı söyleyecek. Umarım ben kopmam arkadaşlar. Hazırlıklıyım. I can get no satisfaction. Hemen başlarım. Olmaz başka mı? Başka soru var mı diyeceğim. Numan soruları bize okuyor normalde. Ben izninizle hızlıca bir YouTube'a giriyorum ve bakıyorum neler var. Numan geri geldi. Burada geldi. Burada geldi. Çok oldu güzel. Mu acaba? Ekranın kapalı ama. Derken Bora geri gelmeye çalışıyor. Kablonet Bora Yılmaz'ı kesti mi? Arkadaşlar çok derken Bora ama şimdi 4 geldi. Tane teknoloji yatırımcısının çektiği bu eziyet nedir? Ve Bora ve Sakalı geri geldiler. Merhaba Bora. Duyuyor musun Bora? Bora. Umarım soyunmaz. O bizi görmüyor galiba. Görmüyor Bora. Galiba bizi. Duymuyor da galiba. Okey. gördüğünüz gibi. Bunlarla uğraşıyoruz bir yandan. O zaman Numan soru var mı bu arada? Numan da gitmiş. Yani biz baş başa kaldık Ali. Biz en sonunda göbek atacağız burada diye düşünüyorum ben. Ya hakikaten. Bugün var bir şey bilmiyorum. Geçen gün bir şey dedi. Okullar açıldı diye bütün işte infrastructure zorlanıyor falan dedi de ne kadar doğru bilmiyor tabii. Okey. Ben açtım YouTube'u. Orada bazı sorular görüyorum. Bora gelmeye çalışıyor. Ben geldin sonunda. Evet. Abi ben Ali'yle dalga geçtim. O kopacak diye. Ben koptum ya. Tablet yok, kopmadı. Şey. Bora Yılmaz koptu. Vallahi billahi ya. Çok fena. İşte tam isimleri söyleyecektin. Kesildin. Orada bir uyarıydı o. Ve Numan koptu. Numan da geldi. Bu heyecanlı bir yayın oluyor. Teknik. Evet süper. Bence teknik. Soru alalım biraz Numan olur mu? Evet tamam. Tamam. Rolling Funds'ı yaptık. Kerem'den bir soru var. Gösterdim. Art değer gibi görünüyor. Şunu sordu. Sizce girişimcinin startup'ı kurmak için neleri feda ettiği yatırımcı gözüne artı bir sonrakini koydum. Bir önce bir unicorn'da çalışmakla ilgili bir soru vardı. Evet, bunu soru bu. Arkasından da gözlemini anlatmış Kerem. Ha, okey. Yani neyi feda ettiği önemli mi? Bir yatırım. Unicorn'u feda edip mi gelmiş? Öyle gibi anlayalım o zaman. Evet, mesela. Kendi gözlemi de öyle diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yatırımcılar ne düşünüyor? Ben heyecanla bekliyorum. Sayın danışman, benim için çok önemli. Ben madem arkadaş yatırım danışmanı artık biz artık bir ağırlığımızı koyalım. Malum. Ağırlık derken göbek ağırlığı değil tabii ki görüyorsunuz. sizin çok önemli. Halinize biliyoruz. Ama iki tane şey var. Yani bir girişimcinin yaptığı yatırım en azından benim için çok önemli. Niye? Çünkü ben ortak oluyorum ve ben hep şeye bakarım. Kimlerle ortak oluyorum? Hangi yatırım varsa da benden önce kimler ne koymuş bu masaya ki ben de masaya gelip bir şeyler koyayım. Ne koyduğu çok önemli ve kim olduğu çok önemli. Yani sadece çok büyük risk almış olmak
büyük bir fırsat maliyeti veya parayı, sermayeyi ortaya koymuş olmak yeterli değil. Aynı zamanda kimin yaptığı önemli. Yani bugün şu anda burada diye söylemiyorum. Buranın kurduğu bir şirkete, para koyduğu bir şirkete bambaşka bakacağım. Çünkü kendisinin ahlaken, kafa olarak çok büyük saygım var aynı zamanda. Yeteneğine, tecrübesine. Ama hiç tanımadığım bir insanın koyduğu aynı miktar paraya aynı gözle bakmayacağım. Bence bu bizi dinleyen herkes için geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Bu aslında az önce söylediğim commitment'la alakalı bir şey. Yani o arkadaş, yani Kerem, unicorn'dan ayrılmak onun için bir dediği, Ali'nin söylediği o yatırım doğru bir kelime belki. O commitment. Ben bak bu unicorn'dan çıkıp hayatımı buraya koydum. Ama şunu fark etmesi lazım girişimci arkadaşın. Kerem mi tanımadığı sürece yatırımcı, onun nasıl bir commitment'da olduğunu, ne kadar büyük bir commitment altına girdiğini çok da anlayamayabiliyor. Yani orada işte Bora ya da Kerem kimliğinden ziyade yatırımcının bunu anlayabilecek zamana, ilişkiye, şeye ihtiyacı var. O yüzden şey çok zor. Hani birine e-mail attığın zaman ben şuyum diye kendini tanıtmak çok zor. Senin adına biri konuşacak, birileri referans olacak. Ya da hani o unicorn'dan çıkmak iyi bir şey, seninle ilgili bir şey söylüyor. Ama daha sonrasını söyleyecek bir şeylere de ihtiyaç var. Ya işte tanıyacaksın o yatırımcıları ya da tanıyan birileri üzerinden tanıtacaksın. Ya da o süreci o kadar iyi değerlendireceksin ki nasıl bir şey. Mesela Unicorn'da 10.913. çalışandım ve ayrıldımın bence çok da bir önemi yok. Ama ilk üçteydim, ayrıldım ve orada bir şeyleri bıraktım. Çünkü böyle daha kapımızda hani karşılaştırılabilir şeyler oluyor. O şeye gelmek lazım, o common ground'a gelmek lazım. Senin için değerli olan benim için değerli olmayabilir kısmında aynı değeri konuşuyor olmamız lazım. Orada bir şey sormak istiyorum. Bir şey mi diyecektim? Pardon, buyur abi, buyur. Yok, söyle. Rica ederim. Peki abi. Şey diyecektim, yani orada iki şey aklıma geldi. Bir, hani bir commitment, yani benim sevmediğim yatırımcı iken, yani işte bu iş olursa, yatırım alırsam işimden ayrılacağım şeyini ben hiçbir zaman sevmedim. O kesin, hani unicorn olsun olmasın. Bir de şeyi hatırladım. Bu yine eski bir Five Tech TV'de konuşmuştuk. Hani bu commitment'tan bağımsız olarak, hani yurt dışında yaşadım ama unicorn'daydı. Google'da çalıştım, Türkiye'ye geldim, startup açtım. Ya da işte startup'a girişimci oldum, co-founder oldum. Her zaman bir artı değil diye konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz beyler? Öyle bir hangi programda konuşmuştuk onu hatırlayamadım da o da bir mantıklı. Hani sorunun cevabı o değil ama hani evet, ben Google'dan geldim, şimdi Türkiye'de iş yapacağım. Bir artı, oradaki şimdi ben vazgeçtim, bir arttı, Bora gitti. Ama bir yandan da oradaki kültürle buradaki kültür uyacak mı sorusu da, işte geçenlerde konuşmuştuk onu. Yani Bora'yı kaybettik. Evet, Bora bağlanmaya çalışıyor. Devam edelim o zaman. Bir soru. Bir de oraya bir şey eklemek istiyorum bu arada. Burayı evet, umarım alabiliriz bir yandan. Ben hala kopmadım bu arada. Kablonet teşekkürler. Bugün ilk defa kopmuyorum. Son 45 dakikadan beri. Şöyle bir şey de var. Girişimcinin bunun farkında olması gerekiyor, değil mi? Yani yatırımcı gün, işte bizim bakarsanız bizim haftalık baktığımız şirket sayısı 10 ila 15. Ben eminim ki haftada 10 ila 15 tane yatırımcıyla görüşen çok az startup vardır. Ve startup'ın geleceği, yakalaması gereken ivme bu alacağı paraya bağlıysa, yatırımcının neye baktığını görmesi ve bunu göstermesi gerekiyor aslında. Yani eğer bensem naçizane karşınızdaki insan, ben karşımda benden daha iyi yatırımcılar görmek istiyorum ki beraber coin investment yapalım o girişimcilerle. Ben çünkü girişimciye yatırımcı diye bakıyorum. O yüzden sizin iyi bir yatırımcı olduğunuzu, niye bu işi yaptığınızı, niye hayatınızı, fırsat maliyetinizi, sermayenizi buraya koyduğunuzu çok net bir şekilde aktarmanız gerekiyor benim bunu anlamam için. Yani bu yatırımcılar aptal, bizi anlamıyorlar demek bir çözüm. Ama acaba biz kendimiz nasıl yatırımcımıza, bundan bir sonraki co-founder'ımıza, bir sonraki çalışanımıza daha net bir şekilde anlatırız demek çok daha
doğru yol diye düşünüyorum. Bir şey soracağım Ali Numan, hatırlayacak mısınız bu soruyla biraz alakalı? Bundan 100 yıl kadar önce GBA'yı kurarken beraber Sophia Antipolis'e gitmiştik, hatırlarsınız. Orada da işte Sophia Antipolis'teki şey pitch'leri evet. dinlemiştik. Dışarıda dururken bir işte şey para arayan bir girişimci, serial girişimci şey işte sunumunu yaptı. Çıkarken bir Maranello'ydu sanırım, Ferrari'sine bindi gitti. Hatırlıyor musunuz onu? Ben Elbus'la beraberdim, onu çok yatıyorum. Yani, benim param Ferrari'ni... yoktu, gidememiştim. Ha, sen tamam doğru, daha sen şey komutluğunu yapmamıştın. Ama Numan vardı, hatırlıyorum. Oradaki soru şuydu, onu böyle biraz ona, yani işte orada 200 bin euro istiyor. Bindiği araba zaten 200 bin euro. Hani sat Ferrari'ni, yatırımını yap demişti o ve bir ayrılmıştık orada o ayaküstü konuşurken. Yani niye yapsın onu, o bir önceki girişimiyle parasını kazanmış, yeni bir girişim yapmış. O zamanını commit ediyor. Başkasına ortak etmeye çalışıyor mu daha iyi? Satsın Ferrari'sini, girişimine para mı koysun daha iyi? Bir tartışma olmuştu o dönem. Sonuçta ne demiştiniz? Sonuçta pastiş zamanı, hadi bara gidelim dedik neticede. Ya ben gerçekten orada şöyle bakıyorum olaya. Yani eğer bir girişimci olup da bir sonraki girişimini kuran ve iyi bir return alan ilk girişiminden, birçok kişi elinden geldiği kadar geç para almaya çalışıyor. Yani 200-300-500 bin euro için kim uğraşmak yanlış olur diye düşünüyorum ben. Ne kadar geç para alırsan, ne kadar çok hisselerini geç verirsen senin için o karardır. Pardon bana. Evet, aynı şeyi söylüyorum. Yani şey yapıyordum ben de. O hisse portion büyüyor. Erken vermenin hiçbir alemi yok. Eğer ki dediği gibi 200-500 bin euroyu kendin sağlayabiliyorsan. Hani bootstrapping diyor ya girişimciler. Bence bootstrapping eğer yapabiliyorsan, eğer ki o dönemi geçebiliyorsan iyi bir şey. Ha, bootstrapping'i bazı şanslılarımız doğduğunda gümüş kaşıkla doğduğu için zaten parası olduğundan kendi parasıyla yapabiliyor. Bazıları dediği gibi Numan'ın bir önceki şirketinden exit yaptığı için parası oluyor. Bazıları da işte atıyorum müşteriden kazandığı gelir o kadar yeterli ki en azından büyümesini sübvanse edebiliyor. Ya da o aşamada soğan kırıp yiyip onun içine sığabiliyor. Bu işi ne kadar geç yaparsan o kadar çok değerleme, daha yüksek değerleme, daha az hisse, daha çok para. Ya bu şey bir denklem yani. Hani ne kadar geciktirebilirsen o kadar iyi bence de. Yani neticede bir girişimcinin yatırımcının aldığı para en pahalı para. Değil mi? En hani pahalı para. Aynen. En pahalı parayı yatırımcıdan alıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Eğer ki yani ben genelde şunu örnek veriyorum insanlara. Yani oluyor işte. Diyor ki alalım mı bu parayı? Duruma bakmak lazım. Hani ihtiyaç varsa ve başka şansın yoksa ve battıysan ve inanıyorsan bu para seni o sıfırdan bire taşıyacaksa düşünme, değerlemesine bile bakma. Hissenin kaç olduğunu çok bir önemi yok. Tabii şey de yapma, gidip kalkıp da %50'ni ver gibi bir şey değil bu. Yapma o zaman işi. Girişimci olarak, işin girişimci olarak kalabileceğin şeyde normal VC range'inde birisi senden fair bir şey istiyorsa biraz pahalı olabilir. Bir sıkıntı yok ama öte yandan almayabiliyorsan da teşekkür edip masadan kalk. Hiç sıkıntı yok. Çünkü bugün verdiğin 1 milyonun %10'u belki gelecekte 1 milyarın 100 milyonu. Hani dahil etmediği versiyonda. Bugün onu 100 bin dolara satmanın acısını sonra yaşarsın. Ya şey çok kolay. Ben bunun çok örneğini verdim. Sıfırı paylaşmak çok kolay. Az önce hypothetical bir para verdi bana Ali. O herkese dağıttım. Size bile bir oldum yani. O sıfırı dağıtırken sana %25, sana 40, sana 50. Ama para geldiğinde işte exit ya da şey hem partnerler arasında, partnerlere yatırımcıları da katıyorum, ortaklar arasında kavga çıkıyor, ister istemez çıkıyor. Yani çok para olduğunda da çıkıyor. Bu hiç para olmadığında da çıkıyor. Yani ne kadar hak ettin, ne kadar hak etmedin. İnsanların yarın öbür gün canının acımıyor olması lazım. Sana o 100 milyon doları 100 bin dolara sattığını acımıyor olması lazım için. Zor yani bu herkesin şey hazmedebileceği bir şey de değil bu arada. O egolar giriyor çünkü o zaman. Ama bunun tek yolu var. O da çok başarılı olman, öyle değil mi? Tabii. Yani baktığın zaman
Can'ın acımamasının tek yolu o 100 bin daha dolar işte. Sayesinde ben bugün 900 milyon dolar yarattım. Aynen. Evet, herife de helal olsun. Kimse yüzüme bakmazken o 100 bin doları bana verdi. Aynen. Hele özellikle meleklere çok büyük saygım var. Niye? Bunu bana Hasan abi söylemişti. Hasan Aslan Baba söylemişti. Bundan yıllar önce. Farkında mısın demişti. Ben çocuklarıma bırakmadığım parayı bu arkadaşlara veririm demişti. Müthiş. Onu ben şu anda işte çocuk sahibi olunca daha da iyi anlıyorum. Yani çocukluğuma vermiyorum, bir startup'a veriyorum. O yüzden saygı duymak istiyorum demişti. Bu çok önemli bir şey. Hele bizim ülkemizde. Ya bizim ülkemiz zaten hani angel vesaire ya da yatırımcı bulduğun zaman böyle pamuklara falan sarmak lazım. Şu anda herkesin elini titrediği dönemde startup'a yatırım yapan adamları evet. Şey yapmak lazım. Şu şeyden çıkması lazım girişim işlerin ama yatırımcılar evet bizim ben eski hatırlıyorum bundan işte 10 yıl öncesini hatırlıyorum çok böyle sevimsiz hikayeler daha fazlaydı ama şimdi öyle değil o kadar, öyle, var mutlaka ki arada çürük elmalar var ama gidip bir 212'den bir Revo'dan bir Early Bird'den bir yani düzgün bir adamdan işin düzgün adamdan yatırım alıyorsan bu süreçler düzgün yönetilmeye çalışılıyor o adamlar düzgün insanlar. Bu masaya oturduğunuzda düzgün iş yapmaya çalışan adamlar. Ya da angel'lara baktığınız adam 50 tane portföy varsa, 50 tane yatırım yaptıysa senden gelecek bir tanedeki o 3 lira 5 lira o değil, o kavgada değiller. O yüzden girişimcilerin de şu zihniyetten çıkması lazım. Çok amiyane tabirle söyleyeceğim. Beni kazıklıyor. Hani yatırımcı işte beni ele geçirmeye çalışıyor. Ya ne yapsın seni ele geçirip? Ele geçirmeye çalışan yatırımcı geri zekalıdır. Çok net söyleyeyim. Yani seni ele geçirmeye çalışan yatırımcı geri zekalı. Lan girişimciden girişkar bilmiyorum ki ben konuyu. İşi bilmiyorum, konuyu bilmiyorum. Yapamayacağım zamanım yok. Zaten zengin angel olduğuma göre param da var. Ulan ben niye senin işinle uğraşayım? Ele geçirmeye çalışmam. Yapıyorsam egomdan yapıyorumdur. Yapıyorsam yanlış şeyden yapıyorumdur. Yanlış practice'den yapıyorumdur. Benden uzak dur. Ama bunu yapmayan çok güzel adamlar var. Melek olarak da çok güzel adamlar var. Onlara git o zaman. Yani genelleme ben. Doğru. Çok doğru. Son bir soru alalım. Zamanımızın sonuna geldik. Ekrana yansıtıyorum. Kaçırdıklarınız dışında Sun Cross Fallacy yaşadığınız yatırımlar oldu mu? Olmadıysa dünyada bildiğiniz örnekler var mı? Detaylarını dinlemek istiyorum. Sun Cross Fallacy'den kaçabilen adam var mı bilmiyorum. bu arada buna cevap verebilecek yatırımcı yok diye düşünüyorum ben. Özellikle çünkü yapmaman gereken bir hata bu. Ne tabii. Demek bu arada belki bizi izleyenler arasında vardır bu. Bilmeyen olabilir. Yani Sun Cross Fallacy'ne demek bir para verdin bir yere. Vermiş olduğun için tekrar veriyorsun. Şirket iyi gittiği için değil. Tamamen ben bu parayı verdim dedim. Bora'nın söylediği gibi yani throwing good money after bad money dediğimiz şey. Yani kötü paranın üzerine iyi parayı atmak. Niye? Daha önce ortak olduk. Devam etmemiz lazım ki şirket kurtulsun. Bu çok insani bir davranış bu arada. Yani ama bizim bunun profesyonel olarak en azından bu işi yapan insanların çok iyi farkında olması gereken bir şey. Bias. Türkçesinin ne bileyim bias'ın. Yanılgı. Yanılgı. Hata. Diyelim. Eminim bu grupta kimse bunu yapmamıştır. Ama tanıdıklarımız vardır yapan. Tanıdıklarımız vardır. Ya bu ben şeyle özetliyorum. Hatta bununla ilgili bir yazı yazdım. Bir de reklam alayım araya. Benim çok güzel blogum var. Medium'da girişimciler mutlaka okusun. Çok güzel şeyler yazıyorum orada. Bununla ilgili de yazdım. Bu aslında şöyle bir şey. Sevmediğin bir filmi sevmediğini 10. dakikada fark edip sonuna kadar izlemek. Bu da sunk cost fallacy. Çünkü o 10 dakikayı ya harcadım artık tamamına kadar bitireyim diyorsun. Aslında filmden çıksan geri... Ya işte para verdiğinde de aynı durum. Parayı verdim. Bu parayı kurtarmam lazım mantığıyla ya. Bakıyorum. Çünkü işi işle değerlendirmiyorum artık. Üzerine koyduğum artı x milyonla değerlendiriyorum. Şeyden kolu kesip atmak çok kolay bir şey değil. Yani o herkesin Ali'nin dediği çok doğru. Herkesin altından kalkabileceği bir şey de değil. O yanılgıdan çıkmak çok kolay değil. Çünkü düşünsene yani
milyon dolar vermişim. Bir kere şey kabul etmen lazım. Ben hata yaptım. Yanlış bir şey yaptım. Ve şeyi kesiyorum. Artık kangren olmadan kolu kesiyorum diyebilmek. Yayındayız. Herkes duysun diye söylüyorum. Mesela ben sizin ekibi o manada çok takdir ederim. Fon 1 performansına baktığım zaman birçok şirket aslında siz bir yerde durdunuz. Hani bazı şirketleri devam etmediniz follow-on yatırım olarak. O sunk cost fallacy'ye girmemenin bir durumu aslında. Yani takdir edilesi bir durum. Çünkü her şeyi de sonuna kadar follow-on takip etmiyor olmak lazım. Her şeyin de yaşamıyor olması lazım belki de. Sunk cost fallacy'ye mutlaka ki herkes girmiştir. Girmeyen yoktur bence. Örnek isterseniz ben yazıda yazdığım için söyleyeceğim. Concord'un durumu çok büyük bir sunk cost fallacy'dir ama dünyada da gördüğünüz aslında çok da değeri olmayan birçok işin, örneğin WeWork'ün işte şey tarafından arka arkaya paralar alıyor olması, işte SoftBank'ten paralar alıyor olması aslında bunların şey örnekleri, büyük büyük örnekleri. Örnek büyüdükçe tabii sunk cost da büyüyor. Ama bunu ne olur şeyde de herkes girişimci olarak düşünsün. Yani ben kendi girişimimde bugün başarılı olduğum ya da başarılı olma potansiyeli olduğum için mi bulunuyorum? Yoksa son bir yılımı bu işle uğraştığım için mi bulunuyorum? Bu da bir sunk cost fallacy. Bir yıl uğraştım, buraya emek verdim. Bu başarılı olmak zorunda zannettiğim için devam ediyorsam inanılmaz bir yanılgı içerisindeyim. Ne olur o yanılgıdan çıkıp işi bırak ve başka bir şeye git. Ben şey bakıyorum konuya, çünkü tek bir yol doğru yok. Doğru birçok yönde var. Sen önündekini geçmeye çalışırken aslında ve yanlış sebeplerle bunu yapmaya çalışırken kendine çok büyük bir zarar veriyorsun ve en değerli kaynağın zamanı kaybediyorsun. Sunk cost fallacy'de paradan da öte, girişimci zaten para koyamadığı için emeği, ailesi, hayatı, sağlığı, bunlar var. Değmeyecek bir şey için bunu yapmamak lazım. Katılıyorum. Bu çok güzeldi. Hepimiz için de geçerli bu arada bu. Yani bunu Bora'nın söylediği günlük bazda hepimizin, hepimiz girişimcileriz hayatımızda. Aynen. Hep onu şey yapayım. Yani vazgeçebilmek, kolu kesebilmek çok önemli bir meziyet. Bu olmadı, bir sonraki diyebilmek çok önemli bir meziyet. Bora da bunu çok güzel anlattı. Şey, o Bora, film örneği çok hoşuma gitti. Bora'nın şeyi ne? Blog'un adresi ne? Girişimci Tüyo. Bu arada şunu da göstereyim. Tüyo. T-U-Y-O. T-U-Y-O. Ya, bu arada Fırat'tan sonra... Bora Yılmaz Medium diye yazılı şey çıkıyor. Bu arada teşekkür var bu arada. Sağ olsun Fırat'a. Fırat da çok emek harcıyor bir şeyler yapmak için. Sağ olsun şey için, komenti için de, yorum için de. Okey dostlar. Okey. Güzel bir yayının sonuna geldik. Evet, Bora çok teşekkürler. Rica ederim arkadaşlar. Sizinle olmak çok keyifliydi ya. Ben çok böyle dediğim gibi arkadaşlarımla sohbet ediyordum. Aa, yayın açık kalmış gibi bir şey. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Tekrar yapacağız bunu büyük bir ihtimalle Bora. Belki daha farklı bir konuda olacak bu sefer yakın zamanda. Ömer'e teşekkür ederiz. Numan'a teşekkür ederiz. Kablonet'e bugün ilk defa kesilmediği için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür etmiyorum TürkNet'e. Daha doğrusu Türk Telekom'a sağ olsun, var olsun. Beni konuk olduğum bir programda dışarı alıp bu arada binlerce Zoom call yaptım herhalde şu son dönemde. İlk kez size denk geldi. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Bu da bizim şansımız. Çok öpüyorum. Olsun, heyecan oldu. Sevgiler herkese. Sevgiler herkese. Görüşmek üzere. Sağ olun.